Evet arkadaşlar, yanıt yayınlarının AYT sorularını çözeceğiz birlikte. Biyoloji sorularına 28. sorudan başlıyoruz. Kas dokuya ait özelliklerinden hangileri çizgili kaslar ve kalp kasının sahip olduğu ortak özelliklerdir? Bir mekik şeklinde tek çekirdekli hücrelerden oluşma bu düz kasların özellikleri. 2. Kısılıp gevşeme yeteneğindeki hücrelerden meydana gelme hem kalp kasının hem çizgili kasının ortak özelliğidir. Her ikisinde de aktin ve miyozin iplikler sayesinde kısılma gevşeme gerçekleşir. 3. Somatik sinirler tarafından kontrol edilme çizgili kaslara özgü bir özelliktir. Kalp kası otonom sinir sistemi ile kontrol edilir. 4. Enine bantlaşma gösterme. Zaten kalp kasının çizgili kasa benzemesinin sebebi bu çizgili kaslarda bulunan bantların aynılarının kendisinde de bulunmasından kaynaklı olduğundan cevabımız 2 ve 4 olacak. C şıkkı olacak. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda görülen dolaşım sistemi hastalıklarından biridir? Tek tek yazdım. A şıkkı hemofili. Arkadaşlar, hemofili kanın pıhtılaşmaması hastalığı. Kan pıhtılaşmadığı için özellikle bir süreden sonra, işte ergenlikten sonra kadınlarda hastalıktan kaynaklı ölümler meydana gelebiliyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Hipertansiyon yine bir kan hastalığı. Kan basıncının normalden yüksek olmasından kaynaklı olan bir hastalık. Lösemi zaten kan veya kemik iliği kanseri, kan hücrelerinin üretiminin sekteye uğramasından kaynaklı olan bir hastalık. D şıkkı kansızlık, anemi. Aynı şekilde o da hemoglobin sanırım sentezinin sekteye uğramasından kaynaklı olan bir hastalıktı. MS hastalığı. MS hastalığı arkadaşlar kan hastalığı değil ya da dolaşım sistemi hastalıklarından biri değil. Tam tersi sinir sistemi hastalıklarından, merkezi sinir sistemindeki miyelin kılıflarının bozukluğundan kaynaklanan bir hastalık çeşidi. Yani bizim cevabımız E şıkkı olacak. Soru sığmıyor. Soru sığmıyor. Şöyle yapayım. Şimdi ne oldu sanırım? 30. Fotosentezde kullanılan bileşiklerdeki hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan ürünlere dağılımı ve bunlarla ilgili olarak şema verilmiş. Verilen şemada numaralarla gösterilen oklardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar dikkatlice bakalım. Şöyle, bunu daha önce ben sizin fotosentez notlarınızda da koydum hatırlıyorsanız, bu çok önemli bir şey diye. Karbondioksitteki karbonu direkt besine vereceksiniz arkadaşlar. Karbondioksitteki oksijenin bir kısmını besine vereceksiniz. Bir kısmını suya verebilirsiniz. Sudaki oksijenin bir kısmını hatta tamamını atmosfere veriyorsunuz. 12 tane oksijen var, dikkat edin. Sudaki hidrojenin birçoğunu besine koyuyorsunuz ve bu şekilde ve suda dışarıya çıkan suya yine normal içeriye giren sudan bir miktar koyuyorsunuz. Yani denkleştirme bu şekilde olduğu için 3. maddede karbondioksitteki oksijenin atmosfere verildiğini söylemiş. Arkadaşlar atmosferdeki oksijenin kaynağı sudur. Fotosentezde tekrar söylüyorum, atmosferdeki oksijenin kaynağı sudur. Bunu yine notlarınıza zaten önemli diye defalarca yazdırdım. Yine var, oradan tekrar bakabilirsiniz fotosentez notlarınızda. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. Geldik 30. soruya. 30. sorunuzda fotosentezle su tüketimi gerçekleştiğine göre yukarıdaki düzenekte uygulamalarından hangilerine bağlı olarak hava kabarcığının A noktasından B noktasına gelmesini, hareketlenmesini bekliyoruz diyor. Mesela A'dan B'ye gelebilmesi için bu adamın daha çok fotosentez yapıp buradaki hava kabarcığını da kendine doğru çekmesi gerekiyor. Oksijeni buradan kullanması gerekiyor. Dolayısıyla biz buradaki bitkinin fotosentez hızını arttırıcı özelliklere bakacağız. Ortam sıcaklığını düşürdüğünüz anda fotosentez zaten yavaş yavaş düşmeye başlar arkadaşlar. Hatta ortam sıcaklığını suyun dolma derecesine geleceği bir sıcaklığa getirirseniz, yani 0 derece gibi ya da -10 gibi bir dereceye getirirseniz ortamdaki su donduğu için zaten fotosentez gerçekleşmeyecektir. 2. Sarı ışık kaynağı yerine kırmızı ışık kaynağı kullanma. Bak, ağzımdan direkt mavi çıkıyor. Arkadaşlar sarı ışık yerine kırmızı, mavi, mor ışınlar kullanmak fotosentez hızını arttırır. Dolayısıyla bu bizim A noktasından B noktasına şeyimizin, hava kabarcığımızın hareket etmesini sağlar diyeceğiz. 3. madde, düzeneği karanlık ortama alma. Karanlık ortamda zaten fotosentez gerçekleşmeyeceği için
Olduğu gibi hava kabarcığını kullanmaz, orada hava kabarcığı kalır diyeceğiz. Cevabımız Bursa. Yani bilgi sorusu basit. Kan şekeri normal değerinden yüksek olduğu zaman salgılanan hormonunuz hangisi? İnsülin hormonu. İnsülin hormonu salgılanınca ne oluyor? Kan şekerini düşürüyorsunuz. Çok düşürdünüz. Çok düşürdüğünüz zaman normal değerden daha da düşük hale geldi. O zaman kan şekerini arttırmak istiyorsunuz. O zaman hangisi salgılanıyor? Glikojen salgılanıyor ve glikojen de kan şekerini arttırıyor. Bu cevaplar kimde var? B şıkkında var diyeceğiz ve bu soruyu geçiyorum. Basitti. İstilacı türlerin bir komünitede hızlıca yayılmasında hangileri etkili olur? Arkadaşlar, istilacı tür ortamda üreyebilme, ortam şartlarına en iyi toleransı olan, tolerans aralığı geniş olan, oradaki bazı türlerle beslenebilen, onları yok etme özelliğine sahip olan, besini iyi, ortamı iyi, üremesi iyi bir tür, istilacı tür. Dolayısıyla istilacı tür geçtiği ortamda en iyi üreyebilen ve oradan en iyi, orayı en iyi istila edebilen tür gibi düşünün. Bugün de Türkçeyi unuttum. Neyse. O zaman bakalım seçeneklerde istilacı türlerin hızla yayılmasıyla ilgili olarak hangilerinin etkili olduğunu söylemiş, hangilerini doğru alacağız. Abiyotik faktörlere karşı tolerans aralıklarının geniş olması. Doğru mu? Doğru. Yani bizim doğal olmayan faktörlere, canlı olmayan faktörlere karşı toleransımızın, doğal faktörlere olan toleransımız ne kadar yüksekse o kadar çok hayatta kalabiliriz. O kadar çok hayatta kalıp o kadar çok üreme gerçekleştirip o kadar çok canlı verebiliriz ortama. İstilacı türlerinde zaten bu hayatta kalma şeyleri bordovereli, biliyorsunuz ki onlar. Bordovereli oldukları için onlar çok düzgün bir şekilde, çok iyi bir şekilde hayatta kalmaları gerekiyor. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur diyeceğiz. Çok uzattım. İkinci madde, A şıkkı diyorum, birinci madde doğrudur diyeceğiz. İkinci madde, yayıldıkları komünitede doğal düşmanlarının bulunmaması. Düşman sayının azalırsa ne olur? Orada bir düşmanın yok, rahatça takılırsın. O zaman alanını genişletirsin, daha çok ürersin vesaire. Dolayısıyla istilacı türün işine gelebilecek bir özellik, hızla yayılmasında da kolaylık sağlar diyeceğiz. Üçüncü madde, üreme döngülerinin çok hızlı olması. Hem üreme döngülerinin çok hızlı olması hem de üreme sırasında çok sayıda yavru döl oluşturmaları, yavru oluşturmaları vesaire, bu onların komünitede hızlı yayılmasını sağlar diyeceğiz. Heterotrof beslenme şekline sahip olması, bunun hızla yayılmasıyla hiçbir alakası yok. Ototrof da olabilir, heterotrof da olabilir. Ortamdaki besin miktarı bizi ilgilendirir. Besin miktarı çoksa heterotrof için zaten o istilacı tür için hızla yayılması için iyi bir şeydir diyeceğiz. Ancak heterotrof olup da ortamda bol miktarda işte ot varsa, yiyebileceği başka bir şey yoksa, o zaman da bu istilacı türün hızla yayılmasını engelleyen bir olay olur. Dolayısıyla dördüncü madde kafadan zaten elendi. Cevabımız 1, 2 ve 3. 34 yine çok basit bir soru. Sinir sisteminde gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Bu olaylar görev alan enzimler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Tek tek yazalım. Nükleik asitleri nükleotitlere dönüştüren nükleaz enzimi, proteinleri polipeptitlere dönüştüren pepsin enzimi midede, yağları yağ asidi ve gliserole çeviren lipaz enzimi pankreastan salınıyor biliyorsunuz. Polipeptitleri daha küçük polipeptitlere çeviren de kimotripsin dediğimiz ince bağırsaktan salgılanan enzimimiz arkadaşlar. Bize ne kaldı? Amilaz enzimi. Amilaz enzimini hatırlıyorsanız glikozları, nişastayı ya da büyük karbonhidratları ağızda küçük maltozlara, işte sükrozlara, laktozlara, disakaritlere dönüştüren, daha küçük monomerlere dönüştüren, dimerlere, daha küçük sakaritlere dönüştüren enzimdir diyeceğiz. 35. Ay. Kanda bulunan protein içerikli moleküller ve görevleri eşleştirmelerinden hangilerinin doğru olduğunu söylemiş. Hemoglobin oksijenin taşınmasında görevlidir. Evet arkadaşlar, hemoglobin demir ihtiva ettiği için ve demir de oksijeni çektiği için oksijenin taşınmasında hemoglobin görevlidir diyeceğiz. Albümin karbondioksit taşımaz arkadaşlar. Hiçbir zaman solunum sisteminde albüminle ilgili bir şeyden bahsetmedik. Kandaki sıvıların sızma eğiliminin dengesini kuran bir moleküldür albümin. Dolayısıyla özellikle protein geçişi sırasında. Dolayısıyla karbondioksit taşınmasıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Antikorlar, hatırlıyorsanız
lenfositler tarafından üretilen moleküllerdi ve vücudun savunulmasında kullanılıyordu. Dolayısıyla üçüncü maddemiz de doğru. Fibrinojen kanın pıhtılaşması, fibrinojen inaktif bir formundaydı hatırlıyorsanız, aktif bir fibrine dönüşüp tıkaç oluşturup kanın pıhtılaşmasını sağlıyordu. Dolayısıyla cevabımız 1, 3 ve 4 olacak. Geçiyorum 36. soruya. İnsanda solunum refleksi omurilik soğanında solunum merkezinden kontrol edilirken uç beyindeki solunum merkezi ise istemli olarak solunumu kontrol edebilir. Buna göre insan nefes alıp verme olayları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Arkadaşlar solunum otonom sinir sistemine bağlı. Yani hangisi daha çok etkilidir derseniz %10 uç beyinse %90 otonom sinir sisteminin bir etkisi vardır. Dolayısıyla otonom sinir sistemine bir zarar verdiğiniz zaman fişi çekilmiş bir insan gibi olursunuz. Yani somatik sinir sistemi ne kadar nefes almaya çalışsa da bunu başaramaz. Beyne bu sinyaller gitmez. Buna göre insandaki nefes alıp verme olayları ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım, bir kısa bir süre nefesin tutulması uç beyin tarafından kontrol edilebilir. Aynen öyle. %10'luk kısım bu harekete girebilir mesela. Uç beyin tarafından belli bir süre kontrol edersiniz. Ama belli bir süreden sonra otonom sinir sistemine artık vücuda oksijen alınmadığı ile ilgili bir işaret giderse o zaman bir o uyarı karşısında hemen otonom sinir sistemi yani omurilik soğanı bu duruma şey yapar, müdahale eder ve hemen nefes almaya başlarsınız. Dolayısıyla birinci maddemizi eledik. İkinci madde, omurilik soğanının zarar görmesi halinde sol kalıp verme olayı uç beyin tarafından düzenlenir. Eğer öyle bir şey olsaydı, yani o zaman omurilik omuriliğine gerçekten zarar gelmiş insanlar soluk alıp verme olayını gerçekleştirebilirlerdi. Yani soluk alıp verme merkezi omurilik soğan eğer gerçekten zarar görürse uç beyin tarafından bu durumun idare edilmesi diye bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Başta söylediğim gibi %90 omurilik soğanıysa %10 zaten uç beyin. Uç beynin bir görev alma gibi bir özelliği yok. Sadece belli bir süre işte değişim yapabiliyor, müdahale edebiliyor ama daha fazla değişim yapamıyor. Üçüncü madde, yoğun kas faaliyeti durumunda omurilik soğanı uyarılarak nefes alıp verme hızlandırılır. Aynen öyle, kaslarınız ne kadar çok çalışırsa, ne kadar çok ATP harcarsanız o kadar çok laktik asit yapma özelliğiniz artıyor. Laktik asit beyne sinyal veriyor, artık yorul diye. Yorulma sinyalleri verildikten sonra koşmaya başladığınız andan itibaren kasa yeterli oksijen gelmiyor ve yavaş yavaş solunumunuz artmaya başlıyor diyeceğiz. Hangisi yanlıştır? 2 numaralı madde yanlıştır arkadaşlar. 37. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen yukarıdaki gibi bir olayla ilgili DNA'dan mRNA oluşturulmuş. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Olay gerçekleşirken DNA'nın belirli bir bölgesindeki hidrojen bağları geçici olarak kopar. Doğru. Arkadaşlar buna tamamen kopar. İki zincir birbirinden ayrılır. Vay şöyle olur böyle olur bu yanlış. Sakın bunu aklınızda tutmayın. İki zincir birbirinden helikaz enzimiyle ayrılır. Fakat replikasyon sırasında tamamen ayırabilirsiniz. Ancak mRNA üretimi sırasında DNA'nın sadece belirli bir bölgesini açarsınız ve oradaki bilgileri alıp mRNA'ya iletirsiniz. Dolayısıyla cevabı birinci maddemiz doğrudur. 2. Bir transkripsiyon olayı olup kesinlikle çekirdeğin içerisinde gerçekleşir demiş. Arkadaşlar kloroplast ve mitokondri adam değil mi? Onların içinde DNA yok mu? Var. Dolayısıyla bu seçeneğimiz yanlıştır diyeceğiz. 3. Olaya bağlı olarak hücrelerdeki serbest nükleotit sayısı azalır. Yeni bir zincir yaptığınız için var olan nükleotitleri kullanıp RNA sentezlersiniz. Dolayısıyla nükleotit miktarını azaltmış olursunuz. Cevabımız B yalnız 2. 38. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak hangilerini gerçekleştirebilir boşaltım sistemi demiş. Evet arkadaşlar boşaltım sisteminde hatırlıyorsanız emilim vardı. Birçok inorganik maddeyi ve organik maddeyi emilim yapıyorduk. Bu da kanın osmotik dengesini sağlıyordu. Hücresel solunum sonucu açığa çıkan karbonlu atıkların gaz halinde vücut dışına atılması bu solunum sisteminin özelliğidir arkadaşlar. Kesinlikle boşaltım sisteminde bir gaz çıkışı ya da gaz halinde vücut dışına bir şey atılması yoktur.
Azotlu metabolik artıkların atılması, evet biliyorsunuz ki bizlerde üre, balıklarda amonyak gibi olaylar, amonyak gibi maddeler daha doğrusu boşaltım sistemi sayesinde dışarıya atılıyor. O yüzden cevabımız değişik olacak. 39 bir canlının genomunu oluşturan yapı moleküllerden küçükten büyüğe doğru bir sıralama istemiş. En küçük hangisi olacak? Nükleozit olacak. Ondan sonra nükleotit olacak. Ondan sonra gen ve bu genleri içerisinde barındıran kromozomla cevabımız 1, 4, 2, 3 A şıkkı olacak arkadaşlar. Son soru, 40. soru. Bir popülasyonda durumlarından hangileri ilgili popülasyonun taşınma kapasitesini arttırıcı etki gösterebilir? Besin olarak kullanıldığı bir canlı türünün tamamen tükenmesi. Yani bu popülasyondaki canlıların besinlerini azaltırsanız bu popülasyonun büyümesini zaten bekleyemezsiniz. Birinci maddeyi eledik. İki, popülasyondaki canlıları avlayarak beslenen bir türe ait bireylerin sayıca çoğalması. Ortama av girmiş, ortama av girerse, popülasyondaki canlıları avlarsa eğer popülasyonun büyümesini yine bekleyemeyiz. İkinci madde yine elendi. Üçüncü madde rekabet halinde olduğu türlerin sayıca azalması. Besin için rekabet ediyorsunuz. 3 elma var ortamda, 5 tane rekabet ettiğiniz insan var. Ya beşini de öldüreceksiniz, ya çalacaksınız ya da beşini de ortadan bir şekilde kaldıracaksınız. Bu beşi ortamda yoksa o üç elma sizindir zaten. Dolayısıyla rekabet halinde olduğu türlerin sayıca azalması popülasyonun sayısını arttırıcı yönde etki gösterir. 40. sorumuzu da çözdük. Bu denemede çok şükür herhangi bir hata yoktu. Tüm cevapları doğruydu arkadaşlar. Umarım sizler de doğru yaparsınız. Hepinize öpüyorum.